Selam millet, ben Şefik ve bu da Microsoft Flight Simulator 2024 yeni oyunlardan biri. 19 Kasım'da çıkış yaptı, çıktığı gibi de yerden yere vuruldu. Çünkü çok ciddi sunucu problemleri yaşadı, insanlar oyuna bağlanamadı, bağlantılar da içeriklerine ulaşamadı. Ben de ilk yayında oynamak istemiştim ama yayında çok fazla problem yaşayınca oynayamamıştım. Bir sonraki yayına kadar problemler nispeten çözülünce yayında da oynamıştım ve şimdi bir ilk bakış videosuyla karşınıza çıkayım istedim. Bu nasıl bir oyun? İsminden belli zaten. Görselde de görüyorsunuz. Duymayanınız, bilmeyeniniz yoktur. Bu bir uçuş simülasyonu. Aslında 2020'de de Microsoft Flight Simulator 2020 çıkmıştı. Ve açıkçası ben bu oyun ilk duyurulduğunda bunun yeni bir oyun olduğunu anlamamıştım. Yani ben oyuna bir kapsamlı güncelleme geliyor, upgrade geliyor diye düşünmüştüm. Çünkü zaten hali hazırda bir oyun varken ve yıllar içinde çok fazla güncelleme alıp içeriği veya işte dünya haritası çok güzel gelişmişken yeni bir oyun neden çıkıyor anlamamıştım, algılayamamıştım. Ama bu yeni bir oyunmuş ve tabii ki problemlerle çıktı çünkü altyapısında çok ciddi bir değişiklik yaptı. İlk oyunu, ya yani bir önceki oyunu oynayanlar biliyordur, biz 150 GB falan bir alana oyunu kuruyorduk. Sonrasında işte dünya güncellemeleri geliyordu ya da işte haritaya geziyorduk. Belki onlar da önbelliğe alınıyordu. Bu oyunda şöyle bir şey yaptılar. Bu oyunu indirdiğinizde 10 GB bir şey indiriyorsunuz. Ve oyunun kalanı tamamen stream ediliyor. Bu ne demek? Siz hiçbir şeyi kurmuyorsunuz. Siz oyun oynadıkça her şey internetten size stream ediliyor. Ya bu tabii ki bulut teknolojisi vesaire bunlar geliştiği için aslında tabii ki yapılabilir şeyler diye düşünebilirsin ama dünyanın dört bir yanında herkesin çok hızlı interneti yok. Artı bu kadar sunucu kapasitesi, yani bu kadar oyuncuya, ki bu oyun Game Pass'te de var. Herkes indirip oynadığında bu sunucular yetecek mi, yetmeyecek mi? Çok riskli bir hamleydi ve zaten bu risk sonunda patladı. Oyunun Steam notu da çok düşük. Zaten her yerde defalarca duymuşsunuzdur oyunun çok zor oynandığını. Ve çıkışta da hala içerik açısından bazı eksikler var. Ama bu tüm problemleri bir kenara bırakıyorum. Dediğim gibi yayında oynama şansı buldum. Düzgün bir şekilde oynama şansı buldum ve oynayabilince de artık şu an oyunun en azından oynanabilir olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok fazla ayar yapmam gerekti. Bunları da not düşmüş olayım. Bu kısmı geçiyorum. Oyunda neler var derseniz, yani bir önceki oyundan buna geçmenizin, yani sizin geçmenize sebep olacak bir içerik var mı derseniz, farklı farklı bölümler eklenmiş oyuna. Şimdi bir önceki oyunda böyle uçuyorduk, sağ olsun uçuşlar yapıyorduk. Bu oyunda mücadele ligi, dünya fotoğrafçısı ve kariyer gibi seçenekler var. Bunların hiçbiri yoktu diye hatırlıyorum ben bir öncekinde. Onu biraz daha, yani buna göre daha fazla oynamıştım ama genelde kendim istediğim uçuşları yapıyordum. Dünya fotoğrafçısı dünyanın dört bir yanında güzel fotoğraflar çekebileceğiniz görevler veriyor istediğim. İşte dünyanın en meşhur anıtları var. Asya'nın efsanevi manzaraları var. Farklı temalar var bu arada bunlar içinde. Farklı farklı görevler var. Yani sadece bir tanesini seçip geçmiyorsunuz. İşte atıyorum Avrupa kale turu dediğinizde burada Avrupa'daki doğum günü hediyesi Marienburg gibi ya da benim de duymadığım birçok kale varmış bu arada. Pena Sarayı gibi, Hohenzollern hanedanının evi gibi farklı farklı görevler var. Ve burada işte bakalım kaç tane var, bayağı da varmış. Dünyanın dört bir yanındaki hayvanlar, dünyadaki jeoglifler, bakalım Avrupa manzaraları gibi gibi, yani bol bol dünyanın dört bir yanından güzel manzaralar görebileceğiniz ve bunların fotoğrafını çekmeniz istenen çekebiliyorsunuz. Yani bu tip görevler var. Zaten bu oyunun en keyifli yanı, tabii ki uçuş simülasyonu tutkunları çok seviyordur. Gerçek bir uçuş, uçak sürme, kullanma diyeyim, sürme denmez tabii, tecrübesi yaşamak ama casual oyuncular için, benim gibi oyuncular için dünyaya seyahat etmek için çok iyi bir fırsat bu oyun. Yani bu oyunun sunduğu en güzel şey bu diyebilirim benim açımdan. Belki birçok oyuncu için de böyle. Zaten buna yönelik böyle bir mod getirilmiş. Mücadele ligi şöyle. Burada sizi farklı uçaklarla ya da farklı araçlarla diyeyim. Oyunda sadece uçak yok. Uçak dışında helikopterler, pervaneli araçlar, hiç görmediğim ilginç pervaneli araçlar da var. Bunlarla ilgili size mücadeleler sunuluyor. Yani görevler veriliyor. İşte alçak irtifadan uçmak bir jet uçağıyla ya da işte bir gösteri uçağıyla bir yere nasıl diyeyim, rally yarışı var. Burada belli noktalardan geçmek ya da işte çok zor bir havaalanı hassas iniş yapmak gibi görevler var. İlk haftada bir tane görevde gayet iyiydim. İkinci haftada bir deneme yapayım dedim. Hassas iniş yapayım dedim. İnemedim. Zaten şu ana kadar oyunda yapamadım. Yani bir şey yapamıyorsun dersin. İnişleri çok yumuşak yapamıyorum. Bunda çok sıkıntı yaşıyorum. Öte yandan bu jetleri kullanmak da çok iyi. Yani çok rahat kullanabiliyorum. Tabii farklı görevlerle sol tarafta gördüğünüz gibi sıralamaya giriyorsunuz. Ve bu sıralama hafta sonunda, bir haftalık sürenin sonunda tamamlandığında derecenize göre lig atlıyorsunuz ya da lig düşüyorsunuz. Ben bir alt ligden Silver'a gelmiştim geçen haftaki mücadeleyle ama burada bir deneme yaptım hassasın işte.
Hatta iki deneme yaptım. İlkinde uçağı denize düşürdüm. İkincisinde limanı çok sert, havalimanı çok sert bir iniş yapınca şu an sıralamam hiç iyi durumda değil. Burada aslında bir rekabet var diyebiliriz. Geriye dönelim. Şimdi uzun uzun uçuşlar yapabilirsiniz. Çünkü bu oyunda aklınıza gelebilecek birçok uçak var. Hatta onları da şuradan göstereyim. Sonrasında bir kariyer görevi yapacağım. Çünkü şu an oyun aldığınızda ya da indirdiğinizde Game Pass'ten oynayabileceğiniz, girebileceğiniz bence en eğlenceli kısım kariyer. Kariyerde sıfırdan bir pilot olarak çok küçük bir uçakla görevlere başlıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş görevler alarak ya da işte çalışma alanınızı büyüterek farklı uçaklar için lisans almaya çalışarak ki bol bol uçuş yapmanız lazım bunun için. Uçuş yaptıkça tecrübe kazanıyorsunuz. Orada hem seviyeniz artıyor hem de itibarınız artıyor. Yeni görevler açılıyor. Orada bir yetenek ağacı gibi bir şey var. Onları da göstereceğim. O kısım çok eğlenceli ama tabii ki böyle kendi kendiniz uçuşlarda yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Şöyle gelelim, hemen Türkiye'ye doğru yaklaşalım. Gördüğünüz gibi biraz hafif hafif kasılmalar oluyor. Çünkü haritayı yüklüyor arkadaşlar ve harita çok detaylı. Yani şöyle diyeyim. Dümdüz bir Google Maps haritasına ya da işte Bing haritası mı bununki bilmiyorum. Yaklaşmak gibi değil. Hem şehir haritaları hem yani şehirler, ülkeler, bunlar 3 boyutlu zaten, siz yaklaştıkça yüklüyor. Bunun dışında oyunda enteresan detaylardan biri, bu da yoktu sanırım bir önceki oyunda. Deniz trafiğini falan da çekiyor. Yani çok fazla zoom yaparsınız denizdeki gemileri de görebiliyorsunuz. Gerçek gemileri. Zaten gerçek uçakları görüyorduk da bir de işin içine gemiler gelmiş. Deniz de çok güzel görünüyor. Bakın zoomluyorsunuz. Gayet canlı bir deniz var. Trafik var. Trafik gerçek değil tabii. Bir de tabii Türkiye haritası çok da detaylı. Tabii ki binaları haritadan alıp modelliyor ama belli birkaç yapı dışında diyeyim çok da detaylı olduğunu söylemiyorum. Statlar mesela üstüne uçtuğunuzda zemin gibi görünüyor hala. Yani şey değil. 3 boyutlu değil ama tabii ki Ayasofya falan gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde görünüyor. Ki önceki oyunda da vardı. Ya bir de benim anlamadığım, ben hiç mod kullanmamıştım önceki oyunda. Bunda da kullanmadım, indirmedim. Paralı parasız hiçbir şey indirmedim ama bizim hala bu yeni havaları oyunda yok galiba. Yani burayı seçemiyoruz. Burada uçamıyoruz. Ama siz işte böyle uçmak isterseniz havadan da kalkabilirsiniz. Yeryüzünden kalkmak zorunda değilsiniz. Burada kalkış ve iniş yerlerini seçtikten sonra uçabiliyorsunuz. Uçak da seçebiliyorsunuz. Ya burasını bile stream ediyor galiba. Çünkü burası bile çok geçikliyor. Bu oyunla alakalı da bir sorun olabilir. Burada size hızlıca araçları göstereyim. Şöyle kategorileri göstereyim. Oyunda 100-200 civarı araç var. Ve sizin aldığınız sürüme göre, yani Game Pass sürümü standart sürüm ama Premium, Deluxe ve Aviator diye sürümler var. Burada araçlar ve havaalanlarının sayısı değişiyor. Ama burada genel olarak bol miktarda kullanabileceğiniz en düşük sürümde de uçaklar var. Burada işte özel jetlerden tutun da işte Airbus'lar, Boeing'ler, onun dışında Cessna'lar tabii ki oynadı zaten, onunla başlıyorsunuz. Skyhawk'la başlıyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. En basit sürülebilecek uçak. Ve bu oyunda yine farklı olarak şöyle bir şey var. Ya yani bir önceki oyunda yine olmadığını hatırladığım bir şey. Normal uçuş yapmak dışında farklı tipte uçaklarda kullanabiliyorsunuz. Yani çünkü görev sistemi var. İşte arama kurtarma yapabiliyorsunuz. Skydiving için bir uçak kullanabiliyorsunuz. Hava ambulansı kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki oyunda hala içeriye eklenmeyen, bu da tuhaf bu arada, oyun tanıtımlarında kullandı ama bu Red Bull Air Race uçağı var ve bununla ilgili görevler var muhtemelen ya da işte bir içerik var. Ama buna da erişemiyorsunuz. Şu anda helikopterleri burada görüyorsunuz. Yine burada standart helikopterler, işte yük taşıma helikopteri, bununla ilgili de görevler var. Kurtarma helikopterleri var. Planörler var. 4 tanecik şu anda. Havadan daha hafif dediği bu balonlar var. Belki bunlarla bir Kapadokya tur diyeceğim ama Kapadokya'yı ne kadar detaylı yapmışlardır. Bu balonları kullanabiliyorsunuz. Daha sakin araçlar. Bir de bu ne olduğunu anlamadığım bol pervaneli. Belki de yani gerçekte bunlar var mı bilmiyorum. Yok herhalde böyle araçlar. Emin de değilim. Bunları da kullanabileceğiniz şeyler var. Bir de market var. Market açık değil şu anda oyunda. Zaten online geçişte diyeyim, bu geçiş sürecinde, açılış sürecinde herhalde problemlerden dolayı marketi de kullanamıyoruz. Hatta içerikleri seçemiyoruz da, mevcut bazı içerikleri. Bende premium delik sürüm var. Belki bazı içeriklere erişemiyorum ama bunu da anlayamıyorum. Çünkü market çalışmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Çok fazla anlattım. Direkt uçuşa geçmek isteyenler vardır. Onları zaten time kodlu oraya paslamışımdır ama diğerleri için şu kariyer geçişinde, girişinde gösterip hemen basit bir uçuş yapacağım. Çok uzun bir uçuş yapmayacağım. Çünkü biliyorsunuz uzun uzun uçuşlar yaparsanız saatler sürebilir. Kariyer modu şöyle başlıyor. Siz ilk lisansınızı alıyorsunuz eğitimi geçtikten sonra. Sonra bu ofisin diyeyim, bu genel merkezin kapısında lobide oturuyorsunuz. Orada takılıyorsunuz. Biraz level atlayınca sen bayağı iyi pilotsun ya, sana bir oda verelim diyorlar. Bize bu odayı veriyorlar. Yani itibarımız artıyor ki ben belki şu an bir uçuş yaptıktan sonra biraz daha artabilir.
Bu itibarınız arttıkça burada bir sertifika problemi programı var. Bunları parayla açıyorsunuz ilkinden sonra. Aslında burada sola doğru gittiğinizde uçaklarda ilerliyorsunuz. Sağa doğru gittiğinizde de helikopterlerde ilerliyorsunuz ki orada çok fazla şey yok. Ama bu aslında size farklı görevler, işte farklı içeriklere erişme şansı veriyor. Ben soldan gideyim dedim. Ticari pilot lisansı aldım. Sonrasında hedefim tabii ki para kazanabilmek için normal ticari uçuşlar yapabilmek. Ama işte farklı farklı seçenekler görüyorsunuz. Turboprop hava yolu taşımacılığına kadar gidiyor buradan. Hatta ağır yolcu uçağı derecelendirmesi diyor. 250 bin kredi istiyor. Benim kaç kredim var? Sağ üstte görüyorsunuz. 550. Bunun dışında bir de uzmanlığınız ilerliyor. Yani bu sizin ya aslında size hedef veriyor diye düşünebilirsiniz. Yani boş boş uçmayın da bir şeyler yapın. Bu sayede de bu sertifikaları alın ya da işte bu lisansları alın gibi düşünebilirsiniz. Ya bunlar uzmanlık diyor da sanki böyle sizi ödüllendiriyor gibi düşünün. Bunlar bir şey açmıyor. Sizin yaptığınız şeyler aslında burada onaylanıyor gibi. Yani lisansları tamamlıyorsunuz ya da alıyorsunuz ya da işte level atlıyorsunuz ya da belli bir görev yapıyorsunuz. Belli görevlerde belli başarılara ulaşıyorsunuz. Yani paldır küldür uçmuyorsunuz. Yani güvenli bir uçuş yapıyorsunuz. Ve bu şekilde aslında buraları da tamamlıyorsunuz. Bu da aslında bir hedef oluyor. Şimdi burada daha fazla konuşmadan görevler kısmına geçeyim. Çünkü görevler kısmında yapabileceklerinizi görüyorsunuz. Paraşüt atlama uçuşu varmış. Belki böyle bir şey deneyebilirim. Ben de görmedim. Uçaktan atlamıyoruzdur tabii. Ama şöyle oluyor. Siz level atladıkça oyunun haritasında aslında kariyer ilk başlarken bir havaalanı seçiyorsunuz. Ben şu merkezde olacağım diye. Nerede başlayacaksanız onu seçiyorsunuz. Ben bir türlü istediğim havaalanları seçemedim. Londra merkez. Bu gerçi program ismiydi. Yanlış oldu. İşte ne bileyim Münih havaalanı ya da İstanbul'da bir tane seçemedim. Galiba büyük yerleri seçtirmiyor. Küçükten başlıyorsunuz amatör bir pilot olarak. Şurada bir halkanın bir dış çizgisini görüyorsunuz ya. Buradan başlıyorsunuz. Sonra siz böyle itibar arttırdıkça, seviye atladıkça alan büyüyor. Yani sizin çalışma alanınız büyüyor. Oradan görevler almaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ya birbirinden çok çok farklı bir sürü görev bir anda belirmiyor kariyerin başlarında. Ama bu aslında gerçek bir pilotun yolu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir pilot da belli bir uçuş miline belki ulaşmak zorunda ki yeni görevler alabilsin. Yani sürekli olarak uçuş tecrübesi kazanmak zorundaki yeni uçuşlara gidebilsin. Şu an bana yeni görevler burada geldi. Kayak istasyonunda sörfçü aciliyeti için tıbbi uçuş diyor. Bunlar biraz uzun uçuşlar. Yani bunları da yapabilirim ama şu an videoda çok şey olur. Uzun olur. Zorluğu da yüksek olan görevlermiş. Burada bir görev daha var. Burada da bir bakalım. Atlayış yine zorluk 1 diyor aslında. Çok değil ama uçuş çok uzun sürebilir. Ben size küçük bir uçuşla aslında süreci göstereceğim. Zaten ondan sonrası dediğim gibi oyunu indirirseniz, Game Pass'iniz varsa alırsınız bir uçağı. İstanbul'dan kalkarsınız, işte Los Angeles'a kadar saatlerce uçarsınız, arada uyursunuz diyeyim. Şöyle biraz yaklaşalım. Bizim merkezimiz şurasıydı. Yakın bir yerde böyle bir keyfi bir uçuş seçmek istiyorum. Bir de çok uzun sürmesin diye. Genelde böyle şey uçuşlar oluyor. Bir arkadaşına işte şehir merkezini ya da işte belli bir yeri, manzarayı göstermek için uçak tutmuş. Siz de havada uçuyorsunuz. Belli bir yerde dönüyorsunuz. Güzel bir manzara eşliğinde onlara fotoğraf çekiyorlar gibi böyle biraz eğlencelik uçuşlar yapıyorsunuz. Diyeyim şuradan bir uçuş seçmeye çalışayım. Dediğim gibi kısa olsun istiyorum. Çok uzun da uçmak istemiyorum. En kısa mesafeyi bulmaya çalışıyorum. Zaten buradan şey de anlıyorsunuz. Hani uçuş süresi de yazıyor ama onun dışında fiyatları da yazıyor. 1000 kredi hiçbir şey. 1000 kredi almak için bayağı da uğraşıyorsunuz. İlk başlarda ne kadar uç oluyordu? Yani 1000'in altında işler geliyor. Sonra 2000-3000'e yavaş yavaş yükseliyorsunuz ama dediğim gibi genel olarak çok kısa uçuşlar yapıyorsunuz. Retin'in yanındaki yerel kulübe tanıdık yüzleri uçurmak diye bir görev var mesela. Bu yapılabilir mi acaba? Bu haritadan görmek zorunda değilsiniz. Soldan listede açabilirsiniz. Burada bir süre şeyi de görebiliyorsunuz. Ya da işte ne kadar para alacağınızı da görebiliyorsunuz. Bunları muhtemelen dediğim gibi birçoğu benzer uçuşlar ama buradan farklı bir uçuşta seçebilirsiniz. Dediğim gibi haritadan geze geze bulabilirsiniz. Sanki şu biraz kısa gibi görünüyor. Ya yani kısa dediğimiz uçuş da bazen çok uzun olabiliyor da ben böyle bir gezerek farklı bir şey görebilir miyim diye size göstereyim istiyorum. Zaten ikonlar da aslında şeyleri anlatıyor. Yani görev tiplerini bunları anlatıyor. Yine burada manzara ziyareti var. Of çok uzunmuş o. Yine yerel kulübe tanıdık yüzler götürmek. Bu arada oyunun çevirisi biraz robot otomatik çeviri gibi yapay zeka da çevirmiş denebilir. Ha uçmadan önce şunu da söyleyeyim, sesi biraz kıstım ama oyundaki telsiz konuşmaları da Türkçe ama tamamen nasıl diyeyim, şurayı seçeyim artık. Tamamen yapay zeka seslendirmiş, o yüzden
Bir yere kadar kabul edilebilir ya da katlanılabilir ama bazen rahatsız edici bir konuşma tonu da gelebilir. Çok kısa bir uçuş ama bence eğleniriz diye düşünüyorum. Bakalım neymiş. Tom ve kızı bir havacılık kulübüne katılma ilgilerini sık sık tartışıyorlar. Bunun için konuşuyorlar yani. Ancak daha fazla ikna edilme ihtiyaçları var. Lil üzerinde uçmanın keyfini onlara tattıralım demiş. Kalkıyoruz, 30 dakika uçacağız diyor. Ben belki bir kısmını keserim. Video çok uzun olması. İki yolcuyu alıyoruz ve onları uçuruyoruz. Burada kalkış, iniş havaalanları ki aynı yere ineceğiz zaten. Böyle bir gezdirip geleceğiz onları. Havacılığa ilgilerini pekiştirmiş olacağız diyeyim. Görevi de kabul edeyim ve ilk görevime gideyim. Dediğim gibi bu kariyer kısmı böyle küçük görevlerle başlıyor. Böyle ilk uçuş görevlileri diyor bunlara. Sonra işte daha böyle para kazanabileceğiniz uçuşları yapıyorsunuz ama onlar uzun olacağı için dediğim gibi onlara girmek istemedim. Oyunu Gamepad'de oynayacağım. Bende bir uçuş çok basit bir uçuş ekipmanı var aslında ama Gamepad daha böyle casual oyuncular için de uygun olduğu için ben de öyle oynayıp göstereyim istedim. Açıkçası o seti de kurmadım. Şimdi solda görevlerin şeyleri var. Kriterleri var. Sizin uçuşunuzda 3 açıdan bir değerlendirme yapılıyor. Bir tanesi yaptığınız seyahatin kalitesi. Bir tanesi ne kadar yumuşak uçtunuz diye de ne kadar yumuşak indiniz. En alttakini ben yapamıyorum diyebilirim. Uçun diyelim. Ya belki o kol seti çıkarsam daha güzel inişler yapabilirim de Gamepad ile genelde sert iniyorum. Bu sert inişler de tabii ki oradan biraz puan kırdırıyor. Bu da benim pilotum. Oyuna girerken yaptığım dünya ilginci bir tipi var gördüğünüz gibi. Şimdi her uçuşta size her türlü yönlendirmeyi yapıyor. Yani korkmayın, nasıl uçuracağım demeyin. 102 tuşlu klavyeye ihtiyacınız yok. Gamepad ile oynarken çok basit şeyleri yapabiliyorsunuz. Hepsinde tuşları söylüyor. Ben bir tek PlayStation tuşuyla oynuyorum. Xbox tuşlarını söylüyor. Kafa karışabiliyor. Bunlar da çözülebilir dertler. Şimdi ne diyor? Motor kapaklarını kaldır. Hayatımda bilmediğim uçuş terimleri ve uçuş nasıl diyeyim yapılması gerekenler. Üçüncü, statik port kapağını kaldır. Pitot kapağını kaldır. Bunlar niye duruyor mesela? Kaldıracaksak niye duruyor? Cahil cahil konuşayım. Takozları da kaldır. Güzel. Şimdi de uçağa bin. Uçağa bindik. Biniş talebinde bulunmak için telsizden herhalde. Biniş için hazır anne. Gördüm. Anne dedi. Eni herhalde o. Burada şeyleri istiyoruz. Nasıl diyeyim? Müşterileri uçağa çağırıyoruz. Onlar da biniyor. Bu arada biz de uçakta demin parçaları çıkardım ya, etrafta gezebiliriz uçağa binmeden önce. Ya da bir uçağı bir piste indirdikten sonra orada da inip sağda solda gezebiliyoruz. Başlatma prosedürünü başlatalım. Motorun başlamasını bekleyelim. Normalde bu taksi kısmında göstereceğim. Durun, daha uçmadık. Uçmanın nasıl bir şey olduğunu öğreneceksiniz. Hoş geldiniz deyin. Hoş geldiniz. Civarda yaşıyor ve bu bölgeyi keşfetmeyi bir süredir hayal ediyor. Tamam. Emniyet kemerleriniz bağlıysa kalkışa hazırsınız demektir. Bence hazırız. Kaptan, herkes taktı mı kemerlerini? Biliyorsun. Bağladı mı? Şimdi taksiye bildirelim. Ya bunlar normalde ezberden belki yapılacak şeyler çok profesyoneller için ama hepsini size söylüyor. Konuşmaya kıstım ama duyuyorsunuzdur muhtemelen. Biraz enteresan. Park frenini kaldıralım. Serbest bırakalım ve bekleme noktasına gidelim. Şimdi şöyle biraz da açıyı merhaba değiştireyim. Bizi uçağa aldığınız için teşekkürler. Ne demek canım? Ben Tom. Seninle Lil üzerinde uçmaktan çok heyecanlıyım. Ailemizin ben de heyecanlıyım. Yaşadığı yer burası. Bu yüzden bugün bizim için özellikle özel. Tamam, sizin için özel bir gün. Parasını verdiniz, bindiniz. Ben Nora, Tom'un kızıyım. Birkaç dakika içinde yukarıda olacağımıza inanamıyorum. Ya. Sabırsızlanıyorum. Biraz robot gibiler gördüğünüz gibi ama yani İyi en azından şey. Tabii Tom niye, Tom ve kız niye Türkçe konuşuyor diyebilirsiniz ama en azından böyle bir seslendirme var. Ya oyundaki bütün sesleri, bütün konuşmaları, bu hikaye görevlerinden tutun da kulelere kadar her şeyi her dilde çevirmeleri, seslendirmeleri tabii ki çok mümkün değildir. O yüzden de çok da eleştirmiyorum bu kısmı. Oyunun açılışında yalnız bazen İngilizce metinler oluyordu altta. Onları Türkçe bir şekilde okumaya çalışıyordu. Oralar biraz komikti tabii. Ama olur bu kadar arkadaşlar. Şöyle fren yapalım. Şansımıza da çok nasıl diyeyim, taksi süresi kısa bir şey geldi. Pist geldi diyeyim. Şöyle yavaştan geleceğim. Biraz frene fazla asıldım. Tam şu yuvaya girelim ki. Şöyle da biraz daha sert dönelim. Ve geldik. Biraz yamuk olduk. Hallederiz. Burada biraz bekleyeceğiz. Hatta şöyle kalkışı da bildirelim. Biraz korkutucu ama yine de heyecan
Sonsuzlu Romeo trafik cezasına Oscar Oscar. Korkutucu değil, üst üste konuşmayın. Telsiz dinliyorum lütfen. Şöyle bir önümüzü düzeltelim. 23 numaralı pistten uçacağız. Hatta iyice arttıralım. Şöyle. Tamam, tam ortalayamadık ama olsun. İç kameradan da kullanabilirsiniz. Burada normalde default kamerada biraz aşağıda duruyor pilot sanki. Önünüzü göremiyordunuz. Ben onu ayarlardan yükselttim. Yani kamerayı tamamen özelleştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Belli bir hıza eriştikten sonra da artık yavaştan kalkacağız. Şöyle bakalım, uçak kendinden bir kalkacak mı? Ya da ben yavaştan kendim kaldırayım. Şöyle yavaştan kol çekeyim. Bakın çok yumuşak bir kalkış yaptım. Çok güzel bir kalkış oldu. Ve 550 feet'e kadar yükselmemi istedim. Güzel. Kalkışta bir sorun olmuyor zaten. Biraz motoru kısayım. Genelde en çok gözden kaçırdığım şey sol altta motoru görüyorsunuz ya. Normal olması gereken bir tık üstünde çalıştırdığınızda çok uzun süre kasıyor. Uçak kasıyor. Boyun değil. O yüzden belli bir şeye indirmeniz gerekiyor. Hemen de sola dönüyormuşuz. Biraz yavaşlayayım. Çünkü bu dönüşleri de yumuşak yapmanız gerekiyor. Uçuş yumuşaklığı için. Bazı uyarıları da anlamıyorum. Yani stall'u biliyoruz. Uçak böyle düşüşe geçiyor gibi oluyor. Bir uyarı daha veriyor bazen. Çok mu uçağı çeviriyorum, ne yapıyorum bilmiyorum da. O uyarıda da ne dediği de anlaşılmıyor. Don't see me diyor. Don't başka bir şey mi diyor. Yayında da bunun üstüne konuşmuştuk. İnsan biraz uçuş konusunda cahil olunca gelen uyarıları da anlamayabiliyor. Şimdi içeriden oynadığınızda tabii ki uçağın kendi panellerini kullanmanız lazım. Gördüğünüz gibi binlerce düğme, yani binlerce demeyeyim de bu uçak zaten çok detaylı bir uçak değil. Bir sürü düğme gösterge var. Bunlardan ihtiyacınız olanları dış kamerada size veriyor. Şuraya uçun diyor. Dile doğru uçalım. Biraz da yavaşlayayım çünkü bazen böyle hız azaltmam gereken görevler veriyor. Yani şimdi bunlar mesela fotoğraf çekmek için gelmiş. Siz çok hızlı gelirseniz fotoğraf çekemiyorlar. Onları tatmin etmek için belli bir hızın altında uçmanız lazım. Ben o yüzden çok fazla havalanmayacağım. Hatta biraz da yavaşlayayım. Şöyle gideyim. Dış kamerada ihtiyacınız olan ayarları gösteriyor. Bunları bile kapatabilirsiniz. Hani ben sadece görüntü göreyim diye. Bu arada oyun tabii, ben dedim ya size, bir dünyaya gitme. Bak trafik var. Yaşayan bir dünya. Ki grafik ayarlarım en üstte değil. Neyse, şuraya geri dönelim. Dedim ya, oyun aslında dünyayı gezmenizi sağlıyor. Çok keyifli o açıdan. Çok güzel. Büyük aile partisini atıyor musun? Sanırım tam burada olmuştu. Evet. Haklısın, hatırlıyorum. Hatırlıyorum, emin değilim. Ben biraz yavaşlayayım bu arada. Ya çeviri de biraz böyle sırıtabiliyor bazen ama. Buradan baktığım her yeri tanıyorum. Çok da şikayetçiyim. Bu arada uçak niye sallanıyor derseniz, rüzgardan çok etkileniyor. Aha, buralarda yavaşlamamız lazım. İyice yavaşlayalım çünkü bunlar fotoğraf falan çekmek isteyecek. Şöyle iyice yavaşlamaya çalışacağım. Motorları kapattım neredeyse. 87'nin altına inmemiz lazım dedi. Çok da hızlanmadan şunun içinde gezeceğim. Da bir halka çizeceğiz. Çok güzel manzaralar, özellikle Avrupa'da uçtuğunuz ya da dünyanın önemli şehirlerinde, büyük şehirlerinde uçtuğunuzda çok güzel manzaralar oluyor. Biraz motoru arttıralım. Bakın müzik de girdi. Güzel bir yer gördüğünüzde gamepad ile oynuyorsanız L1 R1'e basıp fotoğraf moduna geçebilirsiniz ve çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bakın şehir ne güzel görünüyor. Daha da güzel görünebilir. Çok daha güçlü bir bilgisayarınızla olduğunda tabii, ve daha da hızlı bir internetiniz olduğunu, daha güzel ve detaylı yükler her yeri. Ama bu bile yeterli. Hızı bakalım sen hafızanı. Biraz fazla yavaşlamışız yalnız. Şöyle soldan soldan uçalım. Biraz hızı arttıracağım. 87 KTS neyse artık. Deniz mili miydi hız? Ya bilmiyorum. Not muydu? Onun altına da çok inmeyelim. Bir sıkıntı yaşamayalım uçuşta. Yumuşak bir uçuş yaptığımı düşünüyorum. O açıdan bir sıkıntı yok. Sonuçta Lille üstündeyiz şu anda. Nereden Lille üstünde uçacaksınız arkadaşlar? Aynen, her ayrıntıyı size gösterecek bir uçuş yapıyorum. İrtifayı da bu arada çok arttırmamak lazım. Birazcık sert bir hamle yaptım ama bence bunlar sorun olmaz. Biraz da yavaşlayayım. Bir anlık böyle bir hızı arttırın. Ya sürekli olarak belirlenen hızın üstünde uçarsanız zaten bunlar da şikayet ediyor. Hiçbir şey çekemiyorum, göremiyorum. Biraz da şımarıklık yapıyorlar. Parasını vermişler, uçuyorlar tabi. Biz de amatör bir pilotuz. İstediğini yapmak zorundayız. Şöyle halkayı neredeyse tamamlamak üzereyim. Aşağıda gördüğüm çoğu yeri tanıyorum. Ben tanımıyorum valla. İstanbul'u uçsak biraz tanırdım da. Biraz değil yani, bayağı. Lili tanımıyorum. Böyle dönelim. Oyunda tabii ki öncekinde oynamayanlar için
Ah tamammış, hallettik bunu. Belli şeyler. Çok da hızlanmayacağım. Bu arada havaalanına da haber vermemiz lazım. Onu da şöyle basalım. Onu da bildirelim. Çok da hızlanmayacağım. Yumuşak bir iniş yapmak istiyorum ve yavaşlamak istiyorum. Flapları da açmak için belli bir hızın da altına inmek gerekiyor. Onları tutturmak için hızımı arttırmayacağım. Şunu bildirdik. Tamam, bir şeyler dedi. Özellikle o kısaltmalarda NATO kodlarıydı sanırım, o işte harfleri kodlama sisteminde biraz garip olabiliyor duymak, ama bu da sorun değil. Ne diyordum, bir şey diyordum, unuttum. Gördüğünüz gibi görevimizi yaptık. Bu çok basit bir görev ve çok küçük bir uçakla yaptım bunu. Daha fazla keyif almak için dev... çok güzel fotoğraflar çekmişsindir, güzel uçurdum sizi. Ya böyle küçük uçaklardan Boeing'lere, Airbus'lara, dev kargo uçaklarına geçtiğinizde çok keyifli olabilir. Balonla gezmek de çok keyifli olabilir. Jetle çok hızlı uçuşlar yapmak da çok keyifli olabilir. Ama bu kariyer başında bu tip şeyleri yapmak da, bunda ayrı bir keyif var. Bu uçakları kontrol etmek de daha kolay olduğu için, yani sürüş kısmı diyeyim daha kolay olduğu için. Bunlarda da ayrı bir keyif var. Bir de yavaş gittiğinizde daha az kasıyor gibi oyun. Yani jetle giderken haritayı yüklemesi daha zor olabilir. Robot gibi konuştu bu arada yine. Ben yine belli bir hızın altına inmeye çalışıyorum. Ne harika bir yolculuktu ama. Bayıldım. Bence de çok harika bir yolculuktu. Yalnız istediğim kadar yavaşlayamadım. Şunu da bildirelim. Flapları açamayacağız biz bu gidişle. 500 fite kadar indik. Flap açmadan ineceğiz gibi duruyor. Biraz da sert inebilirim sanki. Biraz hızlıyım gibi. Turu iyice kapattık. Biraz sert ineceğiz arkadaşlar. Biraz da hızlıyız şu anda. Ben yine de yumuşak inmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Biraz geç ineceğiz gibi. İnemedik hala. Pis bitecek. Biraz sert indik. Bunu bir açalım. Daha yapmayın. Bu korkunç bir inişti. Evet, korkunç bir inişti dedi. İnişimizi de beğenmedi. Lafı da yedik gördüğünüz gibi. Evet, iniş yumuşaklığından %50'nin bile altını da alabiliriz. Şöyle yavaştan hızlanalım. Bunu bir siz gördünüz, bir içeridekiler gördü. Ama onun dışında şeyi de kaçırdık gördüğünüz gibi. Zamanda yine biz, yani doğru yerde inebilseydim ve yumuşak bir iniş yapabilseydim muhtemelen daha yüksek bir puan alırdım. Buraya kadar çok iyi geldik. Bu yavaşlanma işini bir türlü çözemiyorum ben. Şu ana kadar aslında yayında yumuşak iniş yaptım. Duyuru yapmadan taksi yoluna mı girdik? Yok ya. Sadece bir yeri geçtik. Neyse, lafımızı da yedik gördüğünüz gibi. Buradan sonra şeye devam edelim. Bir tane hatamız oldu ya. Üzüldüm yani, daha yumuşak bir iniş yapabilirim ama havada çok memnundunuz. Bir tane şey yaptık diye korkunç bir iniş deyip hemen lafı etmeseydiniz keşke. Neyse, yüzümüze söylediler. Sonradan şikayet de edebilirlerdi. Yine taksi hızına uymaya çalışıyorum. Galiba bunda da 20'nin altında gitmemiz lazım. Ama ikinci bir hata yapmış oldum. Uçuşlar sonrasında zaten puan nereden kırdığını da görebiliyorsunuz. Bir de genel uyarılar var. Aslında orada şeyi öğreniyorsunuz. Hani taksi hızı nedir? Ya da hangi hatalar çok yaygın yapılıyor ve onları yapmamak lazım. Bunları da oradan öğrenebilirsiniz oraya girip. Sandığımdan da çok kısa bir uçuş oldu ya. Oradaki süreler gerçek zamanlı mı anlamadım. Çok yavaş, kısa bir uçuş oldu ama size genel olarak böyle çok küçük bir uçakla nasıl uçulduğunu göstermiş oldum. Bir Boeing'i kaldırmak, onunla belli bir mesafe uçmak, hani uçağa bir manevra yaptıracak kadar uçmak ve tabii ki indirmek daha uzun sürerdi. Ama bu kısa uçuş tecrübesiyle aslında oyunun biraz nasıl çalıştığını, oyunun nasıl oynanabilir halde olduğunu en azından şimdilik size göstermiş oldum. Bir tek şu an o sert inişin verdiği bir üzüntü var. Oradan bir puan kırılacak. Uçuşu da bitireyim bu arada. Buraları geçebiliyorsunuz. Yani kalkışı geçebilirsiniz. Hani o buraları uğraşmak istemiyorsanız inişi indikten sonra bu taksi kısmını da geçebiliyorsunuz. Sağ üstte yazdığı gibi. Bunlar puanlardan yiyor. Ben burada tecrübe kazanmak için her şeyi kendim yapıyorum. Uçuştan tutun da işte taksi ne kadar, biraz da el alışkanlığı. Ya böyle bir şey. Yani pilotta alışıyoruz.
diyebilirim. Az kaldı. Özellikle burası tabi çok kısa ama bazı pistlerdeki taksi mesafesiyle büyük bir uçak kullanıyorsanız çok uzun sürüyor. Belki hız farklı şeyleri, limitleri değişiyordur farklı uçaklarda ama bunlar sıkıcı olabiliyor. Ben yine de bir uçuşu baştan sona göstermek için buraları pas geçmiyorum. Kendim oynarken de bu arada pas geçmiyorum. Yani buraları yapıyorum. Bunlar hep tecrübe. Pilot olarak tecrübe kazanacaksak bunları yapmamız lazım. Doğru yoldan gidelim. Ya bence uçuştan %100 alacağım. Uçuş miydi? Keyfi miydi? O, ya da neyse o değerlendir. Oradan da full alacağım. İnişten biraz herhalde yani normalde bu korkunç bir inişli yorumu hiç almamıştım. İlk defa aldığım için şu an ondan biraz korkuyorum. Oradan bayağı puan. Yani %50'nin altına düşebilir gibi geldi. Çünkü böyle bir yorum almadan da %51 yapmışlığım olmuştu. Belki daha iyi bir iniş yapabilmek için Gamepad'in sticklerinden ziyade bahsettiğim gibi uçuş ekipmanımı çıkarmam lazım. Onu da aslında Elite Dangerous oynamak için almıştım ama mouse klavyeyle çok daha rahat oynadığım için onu da rafa kaldırmıştım. Neredeyse geldik. Böyle artık motorları kapatalım. Motor kapatmak değil de bu. Hızlanmayalım artık ve tam yuvaya yerleşelim. Geldim. Park standı. Ve durduk. Ya. Bence de keyif aldılar da iniş biraz sert oldu hakikaten. Park frenlerini açalım. Kapatma prosedürü dediği burada basılı tutuyorsunuz uçağı kapatmak için. Bunu da hallettik. Motorun kapanmasını bekliyoruz. Görevi de başarıyla tamamladığımız için bakalım bize ne verecekler. İniş yumuşaklığı %21. İnanılmaz. Bayağı kötü. Hiç bu kadar düşük almamıştım. Ya yani yine de A yaptım bakın uçuş. Uçuş mükemmel. Gezi kalitesinden niye memnun kalmadılar? Ha, orada çok kısa bir hızlı gittim içeride ondan mı? Belki ondandır. Ama inişten çok puan harcadık, kaybettik. En dikkat çekici hatalar telsiz iletişimi dediği bu galiba izinsiz taksi bölgesi gibi bir şey demişti. Ondan olabilir. Burada yaygın hataları gösteriyor gördüğünüz gibi. Sizin yaptığınız hataları yukarıda yazıyor genelde. Onun altında yapılabilen genelde en çok yapılan, en sık yapılan hataları da söylemiş oluyor. Para gördüğünüz gibi işverene gitti. 17.710'luk bir krediden bize kaldı orada 570 kredi. Neyse ki itibar bonusu, atlama bonusu yok diyor ama verdi. Kötü hava durumu. Ha, uçak bir ara onu söyleyecektim. Uçak biraz sallanıyordu. Belki fark etmişsiniz. Rüzgar tabii etkiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Paralarımızı aldık. Maalesef bunu küçük bir uçuş yaptığımız için itibarımızı arttıramadık. Level de atlayamamışızdır. Yetmedi. İlk başlarda çok hızlı level atlıyorsunuz tabii. Başarabildiğiniz için uçuşları. Ve ofise gelmiş olduk. Buradan sonra ben biraz daha tecrübe para kazanıp işleri büyütmeye çalışacağım. Ama bu küçük uçuşla bir uçuşun nasıl yapılabildiğini size göstermiş oldum. Dediğim gibi bu oyunu dünyayı gezmek için bile kullanabilirsiniz. Böyle bir kariyer yapmak, etkinliklere katılmak, fotoğraf çekmek. Ya fotoğraf çekersiniz tabii. Ya da mücadeleye girmek dışında dünyanın istediğiniz havaalanından ya da işte helikopter pistinden ya da havada başlayarak istediğiniz yerine uçabilir. Dünyayı bu oyunda gezebilirsiniz diyorum. Oyun Game Pass'te var. Önceki de vardı zaten. Aslında önceki daha iyi çalışıyorsa onu bile oynayabilirsiniz ama bu yeni bir oyun tabii. Ve daha gelişmiş içerikler sunmaya çalıştığı için diyeyim. Her şeyi sunamasa da şu anda. Bazı şeylerde problem olsa da. Game Pass üyesiyseniz direkt indirip oynayabilirsiniz. Uçuşlarda aynı yerlerde uçarken problem yaşamak için ön bellek ayarını açıp diskte bir alan da ayırabilirsiniz. En azından aynı yerlerde uçarken bir sıkıntı yaşamazsınız. Game Pass'iniz yoksa da satın alabilirsiniz. Fiyat da çok ucuz bir oyun değil. Özellikle üst sürümlere giderseniz oralarda fiyatlar çok da, hatta $200 kadar yükseliyor galiba. Normal bir oyun fiyatından başlayan ilk sürümden itibaren fiyat çok fazla yükselebiliyor. Ama bu tamamen sizin uçuş tutkunuza bağlı. Uçuşa tutkulu tanıdığım insanlar en üst sürümden alıp direkt oyuna giriş yaptı. Bunu da söylemiş olayım. Satın almak isteyenler için Steam linkini açıklama kısmına bırakayım ama oyun PC dışında Xbox Series X'te de var. Orada da alıp oynayabilirsiniz diyorum. Fiyatını ekrana yazarım. Az önce bahsetmiştim ama en düşük sürümü yazarım. En üstlerde o kadar da para vermek zor olabilir diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.